Evet sevgili izleyiciler akşam raporu devam ediyor ve bugünkü stüdyo konuğumuz ise araştırmacı gazeteci Sayın Erkan Eymez Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Turan. Evet Güney Kıbrıs'tan haberler alacağız sizden aslında ee, orada satır aralarını çok iyi okuyabilen, iyi takip eden gazetecilerden e, bir tanesisiniz sizde de ve e, gündemde olan aslında başlıklardan bir tanesini hemen direkt size sormak istiyorum çünkü Güney Kıbrıs'ın İsrail'le olan ilişkileri, Rusya'yla olan ilişkilerinde bir takım çalışmalar var ama ben şu an Güney Kıbrıs'ın e, Yunanistan ve İsrail olan ilişkilerini bu üçlü ittifakın e, çıkaracağı sonuçları e, sizlerden almak istiyorum. Şimdi tabii öncelikle teşekkür ediyorum. Beni yayınıza davet ettiğiniz için. Çok ilginç bir e, üçlü ittifak bu. Ve bu sanki şeytan üçgenine benzer gibi bir ittifak. Üçlü ya. Şimdi İzrail e, Avrupa'ya ulaşabilmek için çünkü İzrail açısından baktığınız zaman neyi ümit ediyor İzrail? doğalgaz, petrol ve ürettikleri elektrik enerjisini Avrupa'ya satmaya planlıyor. Hı hı. Ve Doğu Akdeniz'deki tüm hakimiyeti de eline geçirmeye çalışıyor. Şimdi burada ilk önce Kıbrıs Rum tarafını buldular ve Kıbrıs Rum tarafı aslında Hristofyas balıklama bu ilişkin üzerine atıldı. Niye balıklama Hristofyas bu ilişkin üzerine atıldı? Hatırlıyorsunuz geçen yıl İsrail-Türkiye ilişkileri biraz gerginlik kazandı. Evet. Özellikle evet. o e, Mavi Marmara gemisiyle ilgili en son bardağı düşüren son damla ve ondan sonra bir toplantı oldu. Bir uluslararası toplantı oldu. Bunu Şaron söylüyor, İsrail Cumhurbaşkanı. Diyor ki bizim Kıbrıs Rum kesimiyle o güne kadar o şekilde diplomatik ilişkimiz yoktu. En azından siyasi liderler açısından böyle bir ilişki Hı -hı. yoktu. Hı -hı. <laughs> bir toplantıda Christofias benim yanıma yaklaştı. Daha doğrusu görüşmek istediğinin mesajını iletti ve bu şekilde görüştük ve bu şekilde ilişkiye başladı ve Ristofiyas kendisi talep etti İsraille olan ilişkiyi geliştirmek açısından hep e, Kıbrıs Rum komşularımızın aklında bir e, düşünce vardı Türkiye'nin düşmanı benim dostumdu. Evet. Bu siyaseti bir Düşmanımın güdüyor. düşmanı benim dostumdu. Ya düşmanımın dostu benim dostumdu. Evet. Ve o şekilde e, bu ilişki başladı. Tabi. İsrail tarafına baktığınız zaman İsrail hükümeti ekonomik yönden zor da bunu biliyoruz. İsrail'de günlerce hatta haftalarca sokaklarda eylem yapıldığını da biliyoruz. Büyük bir kesim halkın ekonomik bulantıla olduğunu da biliyoruz. Ama hükümet dik duruyor ve ilk önce bir ilişki ki bu doğalgaz ile başladı. Nobel Enerji şirketi artık o ihalenin sonuçlanmasının son günleriydi. Hı hı. Ve Hristofyaz bunu başlatsın mı başlatmasın mı düşünce içerisindeydi. Ve Solon Kasinis'i çağırdı. Eğer bu kazı işlemi başlamaz ise biz ne kaybederiz Kıbrıs Rum tarafı olarak. Onun muhasebesini yaptılar. Ve hatta Kasinis dedi bu benim ömrümün e, tüm süresince yaşam çalışma ömrüm içerisindeki esas hedefimdi diyor. Uku'yu kazmak. Hı hı. Ve e, bundan dolayı Hristofyaz da tüm gerginlikleri göze alarak bu işi başlattı. Aynı şirket İzrail'e de kuyu kazıyordu ve Tamar'da kuyu kazıyordu ve böylece bu işi başladı. Şimdi şu söyleniyor. İzrail Kıbrıs Rum kesimine 2014-2016'ya kadar kendi doğalgazından, Tamar'dan çıkarttığı doğal Tamar bölgesinden çıkarılan doğalgazı Kıbrıs Rum kesimine satacak. İlk anda Rum tarafı o doğalgazı alacak. Hı hı. 2017'den sonra kendi doğalgazını çıkartmaya başlayacak ve bu doğalgaz haliyle Avrupa'ya satılacak. Ve benzer doğalgaz ve petrol yatakları Yunanistan'da da tespit edildi. Ve Yunanistan'da da büyük miktarda daha da büyük miktarda doğalgaz ve petrol yatakları olduğu yahut hidrokarbon yatakları olduğu söyleniyor. Hı hı. Şimdi İzrail Avrupa'ya ulaşmak için bu iki ülkeye ihtiyacı var. İkisi de hem aynı milletin e, devletleri hem de Avrupa Birliği'nin ikisi de üyesi. Hı hı. Yani Bir ayağını Kıbrıs Rum kesimine atacak. Diğer ayağını da İsrail Kıbrıs Rum kesimi üzerinden Yunanistan'a yani Avrupa Birliği toprağı üzerine. Çünkü doğal gaz ve petrolün en büyük alıcısı Avrupa pazarıdır. Avrupa'ya satmaz ise para kazanamaz. Ondan dolayı bu ilişkiler bu şekilde geliştiriliyor. İlişkinin diğer boyutu Türkiye'nin bu işin dışında tutulması.